Spor 55 programını sunar. Spor 55'ten hepinize iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Evet, bir salı günü yine bir Spor 55 programı ve programda yine Samsun Spor'umuzun mağlubiyetini konuşmak bize acı veriyor diyebiliriz. Her hafta olduğu gibi bu akşam da Ender Hocam yorumcum olarak bizlere bu akşam neler söyleyecek merak ediyorsanız bizi izlemeye devam edin diyoruz. Ender Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Ekran başında bizi izleyen tüm seyircilerimize iyi akşamlar diliyorum. Sevgili izleyiciler, Giresun maçının öncesinde, sonunda ve basın odasında neler yaşandığını merak ediyorsanız sizlerle beraber yaklaşık bir 90 dakika beraber olacağız. Bir maç süresi kadar sizlerle birlikte olacağız. Bu hafta gerçekten Ümit Özat hocamızın artık klasikleşmiş diyelim yaptığı basın açıklamaları yazılı basında da en az 2 gün, 3 gün yer alıyor. Orada yazılı olarak görüyorsunuz ama bende de birebir ağzından çıkan ve sorduğumuz soruları net bir şekilde duyacağınız şekilde ekranlara getireceğiz. İnanın üzülüyoruz. Ama bu her şeyin sonu değil diye ben başlayayım. İlk önce hocama da bir o konuda Giresun maçıyla ilgili bir yorumunu aldıktan sonra geniş detaylara geçeriz. Selamlar var önümde ama bunu sonra yasaklayacağım. Sonra yasaklayayım, şimdi söylemeyelim. Çünkü çok yeni isimler var. Bu hafta aradılar illaki bize selam yolla dedi. Onların hepsini sizlere sadece özel selam İsa Karacabey'e gitsin. Programın başında İsa kardeşimiz vatani görevini yapıyor. Manisa'daydı. Kendisini de ziyaret etmiştik. Zannediyorum cuma günde Kıbrıs'a usta birliğine teslim olacak. Buradan Kayseri'ye selam olsun. İsa bizi izliyor şu an. Şimdi İsa izliyor deyince bana da öbür selamları söylemek düşecek şimdi. Öbür arkadaşlar da diyecek ki tamam, İsa'nın çok büyük özelliği var. Adminimizdi sağ olsun. O da şimdi cuma günü Kıbrıs'a gidiyor. Programa girmeden evvel de görüştük kendisiyle. Ben hemen o zaman görüntüler de hazırlanana kadar ben de bu arada selamları yollayalım. Torosları unutmadık. Toroslardaki Mehmet Gürel ve eşi Şaziye Hanım'a. Trabzon'a yollayalım. Oktay Kurt ve eşi Şükran Hanım'a. Mustafa Durmaz ve eşine. Şahabettin Aydın ve oğluna, Ahmet Tural, Necmi Can, İstanbul'dan sevgili Talip Kamil, Mersin'den Erdin Özertürk, Erdal Özertürk, Yahya Yetkin, Tarık Balcı, Hürriyet Hanım, Ali Arman, Olcay Kurt, eşi Nilay Hanım ve neydi kızın ismi? Nisa mıydı? Evet, anladın sen. Mert Yıldırım, Melekşen kızımıza. Yeni adminim İncilay'a, Mehmet Kutbay, Hakan Epşen, Antalya'daki Süpü Şenkal'a, Azmi Bayyurt, Yozgat'tan Selçuk Yılmaz'a, Özgür Demir, Özgür Altındiken ve İstanbul'da sevgili kardeşimiz Köksal Sarısoy, onların hepsini gözlerinden öpüyorum, selamlarımızı iletiyoruz. Evet Ender Hocam, alınan üçüncü mağlubiyet. Her şeyin sonu değil ama Giresun maçını benim hatırladığım kadarıyla Göztepe maçının yorumunu yaparken şöyle bir söz ettim. Giresun maçı daha zor geçecek diye bir telaffuzda bulundum. Ben de korkuyordum. Ha şunu da söyleyeyim. Maçın skorunu bildiler. Seyircilere şimdi maç öncesinde röportajlarım var. Bildiler. Onu da ekrana getireceğim.
Şu yorumu senden alalım. Ve Serkan Tokat diye de hafta içerisinde aman çok kötü hakem, tehlikeli hakem, işte bizi yakacak, yıktı yıkacak. Gayet de iyi bir maç yönetti. Zaten bizim maçı yönetenler de çoğu ödüllendiriliyor. Dün akşam da Fenerbahçe-Trabzon maçını da Deniz Ateş Bitnel yönetti. Ödüllendiriyor. Serkan Tokat da kesinlikle bu hafta bir Süper Lig maçı alır. Buyurun. Evet, üst üste ikinci mağlubiyetimizi aldık. Ve bu yıl ilk defa üst üste mağlubiyetler yaşıyoruz. Samsunspor takımı şöyle bir baktığınız zaman ligin ilk 7 maçında 15 puan toplayan bir Samsunspor takımı ama son 6 maça baktığınızda sadece 7 puan toplayabilen bir Samsunspor takımı. Özellikle milli maç arasından önce teknik direktör Ümit Özat'ın basın toplantısında bundan sonra sıralamada bizden daha aşağıda takımlarda oynayacağız. Yani zorluk derecesi daha az maçlar oynayacağız. O yüzden avantajlıyız şeklinde bir yorumda bulunmuştu. Ve sıralamada bizden aşağıda olan Göztepe'ye yenildik. Göztepe'yi potaya soktuk. Sıralamada bizden aşağıda olan Giresun'a yenildik. Hem de sahamızda yenildik. Sahamızdaki ilk mağlubiyetimiz oldu bu. Giresun'u da potaya sokmuş olduk. Enteresan bir lig ve bu ligde şu anda lider Karabük 23 puan, Samsunspor 22 puan, Alanya 22 puan ve 21 puana sahip tam 4 takım var yanılmıyorsam. O zaman hemen puan cetvelini getirelim, bakalım, ona göre bakalım. Cem, bir puan cetvelini ya da maçların skorlarını hangisinden başlamak istiyorsan biz ekranda görürüz şimdi. Evet, ilk önce sonuçları okuyalım. Antep 2, Elazığ 0, Karşıyaka 1, Denizli 3, Bolu 1, Göztepe 2, Trabzon 1, Adana 2, Adana Demirspor 2, Balıkesirspor 2, Şanlıurfa Spor 2, Kayseri Erciyes 1, Alanya 1, Kardemir Karabükspor 1, Altınordu 0, Yeni Malatya Spor 1 diyelim. Son karşılaşmayı şimdi okumayalım. Son karşılaşma bizim karşılaşmamızdı. Orada görülüyor ki bizim rakiplerimiz aslında birbirleriyle oynadıkları bir haftaydı bu. Kim? Alanya Karabük maçı. Berabere bitmesi en iyi ihtimaldi, en iyi sonuçtu bizim için ve o maç berabere bitti. Skorları bir daha koyar mısın yine, Cem? Ona bakarak konuşalım. Yine rakiplerimizden Gaziantep Belediye ile Vartaş Elazığ oynadı. Vartaş Elazığ 18'di. Pardon, Antep 18'di. Elazığ 21'di. 21-21 yaptılar. Evet. Yani bir anlamda bu skorlar, Adana Demirspor'un berabere kalması hakeza, yine hedefe oynayan bir takım. Bir anlamda bu sonuçlar aslında bize yarayan sonuçlar olabilirdi. Bizim galip gelmemiz durumunda haftanın takımı biz olabilirdik. Çok karlı bir haftayı kapatabilirdik. Hocam, burada sürpriz, sana göre sürpriz sonuç. Denizli maçı bence. Denizli mi diyorsun? Evet. Evet, bana göre de. Ama Malatya'nın da Altınordu'yu yenmesine ne diyorsun? Evet, ikinci sürpriz de o. Evet. Giresun'un bizi yenmesini normal mi karşılıyorsun? Giresun'un bizi yenmesini normal karşılayıp karşılamadığımızı az sonra konuşalım istersen. Peki, puan durumunu da bir alalım Cem. Bu sonuçlardan sonra lig çok karmakarışık bir hale geldi. Aynen öyle hocam. Yani şu anda çok enteresan bir görüntü var. Ligin alttan 5. takımının 15 puanı var. Şanlıurfa Spor. Evet. 14. sırada. Ve bizimle arasında sadece 7 puan var. Evet. Trabzon, Karşıyaka 14-12 diye sıralanıyorlar. Yani puanlar birbirine o kadar çok yaklaştı ki şuraya bakın. 21-21-21-21-19-19-17-17-17-17. Yani 4 tane 21, 4 tane 17'nin olduğu bir ligde biz 22 puandayız. Ne çok rahatız diyebiliriz, ne de çok kötüyüz diyebiliriz. Ve biz aslında çok rahatken, her şey hesaplı kitaplı giderken, Göztepe ve Giresun karşılaşmalarında 2 maç kaybederek bir anlamda işimizi şu an itibariyle riske atmış gibi görünüyoruz. Ha, bunu söylerken tabii puan sıralaması olarak hala ikinci sıradayız. Hala ilk iki içerisindeyiz. O anlamda çok büyük bir problem görülemeyebilir ama
soru işaretleri arttı. Takım üzerinde soru işaretleri arttı. Futbolcu performansları üzerinde soru işaretleri arttı. Ve sezon başından beri hiç konuşulmayan, tartışılmayan konular konuşulmaya başlandı. Ümit Özat Hoca ile ilgili soru işaretleri belirmeye, artmaya, çoğalmaya başladı. Şimdi maç öncesini vereyim. Olur. Ondan sonrasına bakalım. Tamam. Cem, maç öncesindeki görüntülerin öncesinde bir görüntü var. Onu verelim. Hemen peşine maç öncesini verelim. Starting box'taki yerini aldı. Start verildi. Koşu başladı. Koşunun ilk metrelerinde Sarı Kız'ın 4 at boyuyla iyi bir çıkış yaptığını görüyorum. Hemen iç kulvardan Sarı Kız ve Yeleli'nin gayretleri var. Şu anda kum pistinin özellikle hafif yağmurdan dolayı ağırlaştığını gördüğümüz koşuda Safkan İngiliz taylarının bayağı bir zorlandığı söz konusu. Şimdi Yeleli'nin gayretleri var. Son düzlük dönülüyor. En dış kulvardan Atilla geliyor. En dış kulvardan Atilla'nın gayretlerini görüyorum. Yeleli buna gayret etle buna cevap vermek istiyor. Son düzlüğün son metreleri koşuluyor. Yeleli gidiyor. Atilla bırakmıyor. Atilla birinci. Yeleli ikinci. Sarı Kız üçüncü. Röportajımız minik bir Samsun sporluyla, dedesini tanıyorum, iyi bir Samsun sporlu da onu konuşturmayacağım, ceza olarak bunu konuşturacağım. Merhaba. Merhaba. Adın ne? Buğra Ali. Buğra. Peki Buğra, Samsun spor maçına geldin. Kaç biter maç? 3-0 mı? 3-0 biter. Peki dedeni çok seviyor musun? Evet. Peki. Başka kardeşin var mı? Var. Var mı? O da Samsun sporlu mu? Evet. Peki. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. En büyük Samsun spor. De bakayım. En büyük Samsun spor. Aferin sana ben. Evet. Önemli bir karşılaşma. Giresun karşılaşması. Karadeniz derbisi. Ne düşünüyorsunuz maçla ilgili? Samsun spor geçen haftaki mağlubiyetini unutturup liderliğini tekrardan elde etmesi için bu maçı en az 2-0 gibi bir net skorla almasını tahmin ediyorum. İnşallah dediğiniz çıkar. İnşallah. Peki, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hadi söyleyin bakalım. Biz mi? Bunlar arkadaş arasında şey yaptı. Buna da tırtıl diyoruz. Şey yaptı. İşte şaka olsun diye amacı ondan şey yaptı da. Eniştesin yani sen. Yani. Peki ne olur bugünkü maç? Bugünkü maç 2-0 alırız. Allah Allah. 2-0 olsun, bizim olsun abi. Sen de 4, ben de 5 abi. Niye enişte diyorsun? İllas Gülü küçük enişte. Aynen abi. Herkes küçük tanıyor enişte. Mu? Tanıyor abi. Popi olduk. Popi. Şimdi daha çok popüler olduk. Evet abi. Senin sayende. Peki, teşekkürler, hadi. Evet, İstanbul'dan gelen bir kardeşimiz var. Merhaba. Merhaba Atilla abi. Ne diyeceksin bugünkü karşılaşmayla? İstanbul'dan geldim. 3.30'da indim. Havaş'la geldim Samsun Stadı'na. İnşallah 1-0 olsun, bizim olsun diyelim ama içimden bir 3-0 geçiyor Allah'ın izniyle. Herkeste büyük güzel bir tahminler var. Çünkü liderlik havasına gireceğiz. İkinciye işte 3 puan, 2 puan Allah ne izlerse geçmek istiyoruz. Hayırlısı diyelim Atilla abi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ne olur bugünkü karşılaşma? Abi inşallah bizim olur. Yenelim, skor önemli değil. Güzel. İnşallah. İsmin ne? İsmin ne olur? Arda. Arda, maç ne olur? Kaç biter? Benim tahminim 2-0. Bir de golü kim atar? Onu da bir tahmin yap bakayım. Samsun Spor. Yok, kim? Hangi futbolcu? Bu da bilemiyor herhalde. Bilemiyor kadarını demek ki. Ben ne bileyim. Peki. Tamam, şimdi öğreneceksin. Kim golü atarsa babandan öğreneceksin. Ben tamam. Ben size söylerim. Peki. Bir olsun, bizim olsun Atilla Bey. Peki. 2-0 alırız diyorum. Kazanmamız lazım artık. Şampiyonla oynuyoruz. Mutlaka kazanmamız lazım. 2-0. 2-0. 2-0.
Peki. Ne olur? 2-0. Teşekkürler, sağ ol. Evet, bugün önemli bir karşılaşma. Karadeniz derbisi. Ne olur? Ne olacak kesin garanti belli. 2-0 bizim olur. Yani başka alternatif yok. Goller kimden? Yani goller kimden oldu çok önemli değil. 2-0 olsun, bizim olsun. Vallahi ben de aynı düşüncelerdeyim. 3 puan bizim olacak. Ve maraton türbününde girişler sürüyor. Yaklaşık 500 kişinin Giresun Spor tarafından geldiğini arkadaşlarım ilettiler ama maç içerisinde göreceğiz sayılarını. Dostluk içinde geçmesini istiyoruz, arzu ediyoruz. Tamam, böyle olacak. Geleceğiz. Başarılar diliyorum kardeşim. Sayın Demir, Karadeniz derbisi diye nitelendiriyoruz. PTT 1. Lig'de Giresun Samspor. Giresun son haftalarda iyi çıkış yakaladı. Gerçekten. Bizler de ikinci mağlubiyetimizi aldık. Evet. Lideriz. Maç öncesi neler söylemek istersin? Samspor geçen hafta umduğumuzu ne yazık ki veremedi. Futbol açısından da veremedi. Netice olarak da veremedi. Herhalde Samspor için o maç, Göztepe maçı bir ders olmuştur. Ve gerekli önlemler alınmıştır. Samspor Giresun'a karşı gayet ciddi bir biçimde sahaya çıkacaktır. Ve mutlaka bu maçı almak zorundadır. Çünkü lidere yakışan bir futbol oynayabildiği takdirde Samspor'un kazanmama gibi bir şansı yok. Samspor lider. Bu liderliğini sürdürmesi gerekiyor. Her ne kadar dün liderliği kaptırdıysa emanet diyebileceğimiz bir 24 saatliğine verdik. 24 saatliğine. Onun için Samspor bugün ben kendisinden ümitliyim. Samspor galip gelecek, futbolu da ortaya koyacak. Lidere yakışan bir futbol oynasın. O bilindik Samspor oyunuyla birlikte galibiyeti elde etmek zor olacak gibi değil gibi geliyor. Yalnız bana. Kadroyu elimize aldığımızda stoperde evet. Fatih ve Ercan yok. Evet. Stoperde Taha oynayacak. Çok evet. Değişik bir isim. Evet. Taha orta saha oyuncusuydu. Ayrıca dün Ofi İdman'da vardı. Bugün 18'de yok. Yok. Bir hoca, takım dedikodular var. Evet, hoca almadı 18'e. Bu futbolcu değişiklikleriyle ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi Samspor lider bir takım. Yani futbolcu değişikliklerinin etkili olmaması gerekir. Yani kim olursa olsun sahaya hangi 11'i sürerse sürsün Samspor'un kazanması gereken bir takım. Çünkü lider. Lidere yakışan bir futbolu da oynamak zorunda. Ben Samspor'da yedekte olan, daha doğrusu zaman zaman oyuna dahil olanların da sürekli oynatılanları aratmayacak beceri ve gayreti gösterebilecek futbolcular olduğuna inanıyorum. Ben pek değişiklik olacağını sanmıyorum. Netice açısından belki de daha yararlı olacaktır. Ben ona inanıyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. Karadeniz derbisi için neler söylemek istersiniz? Önce dostluk tabii ki. Üç ihtimalle maç. Gönlümüz Samspor'un kazanmasında. Kazanacağı inanıyoruz fakat zorlu bir maç olacağını düşüncesindeyim. Çünkü çok eskilerimiz var. Biraz evvel arkadaşa sorduğun soru. Libero'da yerinde adamlarımız yok. Daha yeni içtim sizden ben. Yapar mı? İnşallah yapar dediğimcesindeyim. Yani soru işaretle gamda var. İnşallah galibiyet bize yakın olsun. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bu arada hemen Aydın'a dönelim. Sevgili Aydın.
Önemli bir karşılaşma. Evet. Stoper'de Ercan ve Fatih yok. Taha oynayacak bugün. Evet. Taha Osman ikilisi. Neler söylemek istersin? Ve Ofi de yok. İnşallah şöyle dedim. Bir maç geri döneyim hemen Atilla abi. Bu kaza. Biz de seninle beraberdik. Evet. Kazaydı. İnşallah kim oynarsa oynasın yeter ki o formanın hakkını vererek, o formanın gönlünü vererek yani takımı oynadı mı zaten seyirciyle beraber coşuyor takım. Kim oynarsa oynasın, bak samimi söylüyorum abi, alttan o kadar gençlerimiz var. Kimle güzel oynasın zaten Allah'ın izniyle biz karşıya geçeriz. Gelirken de Malatya maçı vardı. Altınordu yeniliyordu, bilmiyorum. Yedi. Yendi mi? Evet. Evet, bu da bizim için bir artı. İnşallah bu akşam takım çok da rahat geçeceğine inanıyorum. Çünkü seyircimizle beraber çok çok rahat geçer. Ben ona inanacağım. Peki ben hemen delikanlıya da sorayım bakayım. Ne olur bugünkü maç? Yeneriz. Skor tahmini yapalım. 2-0. Ya bugün hep 2-0'la başladık ya. Kimden yapıyorsak 2-0'dan. Sen ne yapalım? 3-0 alırız. 3-0 alırız. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Evet, merhabalar. Nereden geliyorsunuz? Merhaba, Vezirköprü'den geliyoruz. Vezirköprü'den geliyorsunuz. Sizden Face'den de herhalde bir şeyler... Evet, ben mesaj atmıştım. Geliyoruz diye. Evet. Ne olur bugünkü maçla ilgili neler söyleyeceksiniz? Biz 2-0 kilosunu yeneceğiz diyoruz. Vallahi bugün hep 2-0'a takıldık. Ben Kastamonu'dan geliyorum. 3-1 diyorum ben. Emanet koltuğu geri alıyoruz inşallah bugün. Vezirköprü'den geliyoruz. Bizim olsun da ister 1-0 ister 3-0 olsun. Ama farklı olacağını düşünüyorum. En az 2 bekliyoruz inşallah kendi sahamızda. Liderliği geri almak üzere geldik. Bugüne kadar kaybettiğimiz iç sahada hiç maçımız olmadı. Bir yıldır kombine aldık geliyoruz. İnşallah bugün de galibiyetle dönüp gururla Samsun'umuzu temsil edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum, sağ ol. Cep Telefoncu'nun sunduğu Spor 55 devam ediyor. Evet Önder Hocam, maçtan evvel tüm seyircilerimizin 2-0 demeleri bir kere beni çok etkiledi. Tutturdular ama tersten tutturdular tabii ki. Üzüldük. Sen dedim ya, Göztepe maçından sonra böyle bir şey söyledin. Neye dayanarak söyledin? Samsunspor'un Giresun karşılaşması çok daha önem kazandı, daha önemli. Zor bir maç dediğin neye dayanarak söyledin hocam? Şimdi Göztepe karşılaşmasında skor olarak da oyun olarak da Samsunspor gerçekten çok kötüydü. Sezonun en kötü maçlarından birini çıkardık Göztepe maçında. Hakem hatası, yanlış pozisyon, yanlış penaltı vesaire, onlar bir tarafa ama kötüydük. Yani oynanan futbol bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Liderliğimiz devam etti ama az önce de söyledim, soru işaretleri başlamıştı Göztepe karşılaşması sonrasında. Şimdi bu nedenle Giresun maçında bir toparlanma, yani kötü gitmemesi, üst üste ikinci mağlubiyetin alınmaması anlamında, yeniden bir çıkışa geçilmesi anlamında, kendi sahamızda oynadığımız bir maç olması açısından da Giresun maçı önemliydi. Puana bakıyorsunuz, bu maç öncesinde 22-18. Şimdi kendinizi Giresun takımının yerine koyun. Giresun takımı kendisini atabildiği kadar yukarı atmak istiyor. Hesaplarında Samsun'u yenersem 21 yaparım. Alanya ile Karabük oynayacak. Mutlaka biri puan kaybedecek ya da ikisi bir puan kaybedecek. Samsun'u yakalarım. 21 ile ben iyice potaya girerim düşüncesinde. Bu nedenle Giresun'un bir kazanma düşüncesi olduğu kesin. Ve 3 haftadır da kazanan bir Giresun var. Giresun Spor'un ben 2-3 maçını televizyondan izledim. Özellikle seninle de paylaşıyorduk. Yabancı oyuncuları başta olmak üzere etkili hücum silahları olan bir takım görüntüsü veriyordu. İki takım için de bu açıdan baktığınızda önemli bir karşılaşma. Çünkü Samsun yense Giresun'un aradaki puan farkını 7'ye çıkaracak. Yani aynen geçen haftaki Göztepe maçı öncesindeki durum Giresun maçında da iki takım açısından puan kıyaslaması açısından aynı şekilde. Şimdi maça girdik. Kadroyu ben aldığım zaman hızlı bir şekilde baktım. Stoper oynayabilecek oyuncu görmedim. Kimi aradı gözüm? Ercan'ın sakat olduğunu biliyorduk. Fatih acaba oynayabilecek mi düşüncesi vardı. Fatih'in kadroda olmadığını gördük. Sakatlığı geçmemiş demek ki. İşte ben burada Erdi Dikmen'le acaba başlar mı diye düşündüm. Çünkü başka bir görünürde bir stoper alternatifimiz yok. Bakınca tabii hemen anladık ki Taha Yalçıner bu 11 içerisinde stoper oynama özelliğine en yakın Taha Yalçıner.
O konuda bir sözümüz yok ama karşılaşma içerisine baktığınız zaman Taha'nın orta sahada oynaması durumunda daha verimli olabileceğiyle ilgili sözlerimi söyleyeceğim. Benim için esas sürpriz olan tabii Ofeodu'nun 18'de olmamasıydı. Hatta karşılaşma öncesinde bir yöneticiyle karşılaştık merdivenlerden çıkarken. O yöneticimize ben sakatlık mı var acaba yoksa hocanın takdiri mi dediğimde hocanın takdiri dedi ama Ofeodu ile ilgili de sorun olduğuna dair, yani Ofeodu'nun kendisinden kaynaklanan bir takım sorunlar olduğuna dair de cümleler sarf etmişti bana. Sana da dedim hatta Ofeodu 18'de yok. Eğer Ofeodu'nun kendi kişisel probleminden dolayı hoca bugün kadroya almadıysa Ofeodu bir daha Samsunspor formasını zor görür dedim sana. Bu diyaloğu seninle beraber yaşamış olduk. Ama ben Erdin'in oynamasını beklerdim. Çünkü Ümit Özdat sürekli basın toplantılarında ya da verdiği demeçlerde hep gençleri sayıyor. Şu genç, bu genç, gençlerin yüzüne bakılmayan gençleri ben oynatıyorum. Hatta basın mensupları sorduğu zaman işte geçen sene niye sormuyordunuz gibi çıkışlarda bulunuyor. Hani gençleri kazanacaktık biz? Şampiyonluğu kaybetme pahasına da olsa gençleri kazanacaktık. Yani Erdi'yi bu maçtan daha iyi kazanma şeyimiz olabilir miydi bizim? Olamazdı. Olamazdı. O zaman ben 4-5 hafta önce söylediğimi bir daha söyleyeyim. Demek ki Ümit Özdat'ın elinde geniş kadro, yeterli bir kadro, üst düzey bir kadro olduğunda ben gençlere falan yer veririm. Gençler benim her şeyim, gençler bu takımın geleceği falan gibi beyanatların çok böyle havada kalan beyanatlar olduğunu, çok da böyle samimi beyanatlar olmadığı sonucuna buradan varabiliriz. Musa Aydın'ın yedekte olduğunu görüyoruz. Bu şekilde karşılaşma bir başladı. İlk 15 dakika, 20 dakika hatta 25 dakika Samsunspor takımı oyunu tamamen Giresun'un sahasına yıktı. Bu bölümde Ekigo'nun %100'lük karşı karşıya pozisyonu, Kone'nin %100'lük pozisyonu karşı karşıya. Yani bir anlamda maç 15 dakikada bitebilirdi. 2-3 olabilirdi ilk 20-25 dakika. Biz maçı koparıp Giresun'u falan böyle hallaç pamuğu gibi atabilirdik. Eğer o girdiğimiz net pozisyonları atabilseydik. Değerlendirseydik. Gerçekten evet. Çok iyi bir başlangıç yaptı takım. Belki sezonun en iyi futbollarından birini oynadı. Ekigo verimli oynuyordu. Ekigo belki bu sezon oynadığı en olumlu futbolunu oynadı. İlk 15-20 dakika için söylüyorum. Giresun takımı bırakın kalemize gelmeyi sahasından çıkmadı. Çıkamadı veya ya bu bir taktikti ya da gerçekten Samsunspor'un o baskılı oyununa boyun eğmek zorunda kaldılar. Dakika 25, pozisyon bile yok, şut bile yok. Ne oldu, nereden geldi, niye geldi, nasıl olduğunu hala bilemediğimiz adamlar bizim sahamıza adımını attıkları ilk pozisyonda golü buldular. 25 ne dedim sana? Eyvah. Evet. Niye eyvah? Çünkü Samsunspor'un sezon başından beri en büyük zaafı kapalı oynayan savunmayı açamamak. Gol gecikirse panik yapmak, doldur boşalta dönmek. Eyvah dedim sana. Evet. Şimdi Giresun ikinci yarı kapanır. İkinci yarı kapanırsa Samsunspor bu defansı açmakta zorlanır. Devreye o yüzden bizim 1-1 girme gibi bir şansımız olabilseydi ki tam o noktada Ofi'nin o direkten dönen kafa şutu insanın aklına geliyor. Bu da olmayınca ilk yarı bu şekilde tamamlandı. Ofi'nin değil de yanlış söyledim. Ekin'in. Ekigo'nun. Tabii yediğimiz gol bir yan top. Bu takımın sezon başından beri en önemli problemlerinden biri. Hatta ben geçen programlarda da söyledim. Sadece bu takımın değil Türk futbolunun bir zaafı. Yan top. Buna bir türlü çare bulamadık. Bir de bu maçta ben bir oyun anlayışı anlamında bir değişiklik gördüm. Belki de Taha'nın stoperde oynamasıyla mı ilintilidir onu bilmiyorum. Sanki üçlü defans oynadık. Tabii canım 3-5-2. Üçlü defans oynarken Hasan'ın ta en geriye kadar gelip top alıp oyun kurmaya çalıştığını gördük. Bu da tabii takımın yeni oynadığı bir düzendi. Bu düzenin çok fazla işlediğini söylemek mümkün değil.
Bu düzende Osman Endiaye'nin pozisyonunu, yerini çok sık kaybettiğini gördük. Yani böyle keşmekeş bir görüntü verdi. Bir baktınız orta sahanın sağında, bir baktınız diğer tarafa gitmiş, bir baktınız öne çıkmış. Geri dönüşlerde sıkıntı yaşamaya başladı. Dolayısıyla bir keşmekeşlik belirmeye başladı. Takımın top kurma, oyun kurma düzeninin olmadığını gördük. Ve sürekli bir uzun top sevdası, sürekli bir yüksek top sevdası. Samsunspor takımı geçen sezonlarda sürekli uzun top oynuyor, pas oyunu oynayamıyor diye Ümit Özat'ın bir basın toplantısında bir beyanatı da vardı hatırlarsanız. Niye pas yapamıyoruz diye bir soruya Ümit Özat bugün program kayıtlarını izlerken yanlış bir şey söylemeyeyim diye tekrar tekrar dinledim o basın toplantısını. Oradaki sözleri aynen şu: bu takımın bir pas kültürü, pas oyununa dayanan bir kültürü gelişmemiş. Geçtiğimiz senelerde topu Embilla'ya uzun oynamışlar. Topu Embilla'ya uzun oynamışlar. Ha, bunda da başarılı olmuşlar. Bu da bir başarıdır diyor. Onu eleştirmiyorum. Ama biz bunu başaramıyoruz bu sene. Tamam, geçen sene başardık hadi diyelim. Embilla'ya uzun oynadık. Bu sene şimdi bu maçta bir bakıyorsunuz. Bütün aldığımız topları rakip 18'in yayının olduğu bölgeye şişiriyoruz. Rakip bir tane hava topu sektirdi mi? Sektirmez. Ya bir Allah'ın kulu demiyor mu bunlara? Bir Allah'ın kulunun İndirsin. Aklına gelmiyor mu arkadaş, bu topu yere indirin. Yani bir duvara çarpar gibi bu top geri geliyor. Böyle bir uzun top sevdası var. Hatta Erkan Sözer'e yandan kulübeden Giresun'un kendi futbolcularında topu yerden oynayın diye ısrarla el hareketlerinden gösterdi. Ve burada tabii bizim oyun düzenimizde ortada oynayan Mustafa Sevgi ve Mehmet Çakır'da büyük bir düşüş var son haftalarda. Üretkenlik anlamında, güç anlamında, fizik kondisyon anlamında sıkıntılar var. Siz Hasan'ı da oyun kurmak için geriye çektiğinizde, Taha'yı da stoperde kullandığınızda kim sizin orta alanınızda top yapacak? Kim sizin orta alanınızda pas trafiğinizi sağlayacak? Nitekim hoca Mehmet Çakır'ı oyundan almak durumunda da kaldı. İşte bunun için Taha'nın orta sahada takımın Taha'ya ihtiyacı vardı. Yani biz hocaya Taha stoperde oynadı da niye oynadı ya da başarısız oldu gibi bir yorum yapmıyoruz. Taha gerçekten çok başarılı da oynadı. Ama belli ki sıkışmış bir oyun, kapanmış bir defans, pas yapamayan bir takım, aldığı her topu ileriye şişiren, topu alan kafasını kaldırıyor kim var ileride diye. O yüzden bu kilidi belki orta sahada çözebilecek bir formüldü Taha. O formülü de onu stoperde oynattığımız için elden kaçırdık. Dolayısıyla böyle üretkenlikten uzak, özellikle ikinci 45 dakika, özellikle ikinci golden sonra da böyle bir an önce maç bitsin. 2-0, 3 olmasın, 4 olmasın, aman bir an önce gidelim havasında bir görüntü. Dolayısıyla çatlak sesler, dolayısıyla tribünlerden değişik sesler, ya Bekir'i ıslıklamalar, Furkan tezahüratları. Şimdi bunlar neyi beraberinde getiriyor? Bakın, daha önceki programlarda da söylemiştik. Şu anda her şey güllük gülistanlık. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Takım lider 2 puan ortalamasıyla gidiyor ama yarın bugün olumsuz sonuçlarda neler olabileceğini hesap etmek lazım. Ya işte, şimdi ben görüntü ne hocam? Atıyorum şimdi Bekir belki bu hafta Furkan'ın yedeği olacak. Görüntü itibariyle bu. Eğer kardeşim, yanılmazsak, zaten bak, yanılmazsak. Şimdi, hayır, bir de bir şey daha söyleyeceğim. Kaybetseydik de Erdi ile kaybetseydik. Erdi ile kaybetseydik. Erdi de kazanırdı bu arada. Taha da görevini yapardı orta alanda. Şimdi bak, hocanın oyuncu tercihleriyle ilgili yorum yapmak çok istemem. Çünkü bu... Ama bizim de bir fikrimiz var ama. Fikrimizi söylüyoruz zaten. Söylüyoruz. Ama şimdi hoca ayağına kurşun sıkacak hali yok. Hoca böyle kazanacağını planlamıştır kafasında. Tutmuştur, tutmamıştır. O ayrı bir mesele. Şimdi bak, kurşun dedin de ama. Ama ben şunu söylüyorum. Şimdi ofi meselesi var ama şimdi. Diyorum ki Taha orta sahada tıkanan oyunu açma, pas trafiğini sağlama noktasında stoperde daha verimli olamaz mıydı? Olurdu.
Olur. Bu bizim görüşümüz. Tamam, olur. O yüzden diyoruz biz Taha'yı keşke stoperde değil. Ha, oyun ilerleyen bölümlerinde atabilirdi ileriye. Atabilirdi. Evet. Erdiği geriye alıp vesaire, ama tabii geride oynayan bir takım içinde stoperi oyuna koyduğunuz zaman bu defa diyecektik ki takım mağlup, evet, sen kardeşim gidiyorsun stoper, stoper alıyorsun oyuna diyecektik. Yani evet. Ümit Hoca'nın meşhur bir lafı var. Çok katılırım ona. Futbolda her şeyin cevabı vardır var, der. Doğru. Kendisi de zaten o cevabı doğru veriyor. Ondan sonrası yani her şeyin cevabı var diyor. Şimdi böyle sıkıntılı bir 90 dakika. Gelelim Bekir mevzusuna. Kardeşim bizim iki tane kalecimiz var. Biri Bekir Sevgi, biri Furkan. Şimdi Furkan Köse ligin ilk iki maçında, üç maçında oynadı. Hatalı gol yedi diye bunu daha önce de söyledik. Bıkmadan, usanmadan da söyleyeceğiz. Biz Furkan'ı yemeye kalktık arkadaş. Tabiri caizse Furkan'ın üzerine çullandık. Bu konuda Ümit Özat'ın maç sonunda yaptığı basın toplantısında sarf ettiği Furkan'la ilgili sözler de çok olumsuz etki yaptı. Bunu da kabul etmek lazım. Yani yok şu olacak, bu olacak, şunu olacak. İzmir'deki Karşıyaka maçı sonrasında hocam. O maçtan sonra Furkan'la ilgili açıklamayı yapmıştı. Üçüncü mağlubiyetten sonra. 2-2'lik maç. Evet, 2-2'lik maçtan sonra. 2-2'lik maç. Yani evet. Şimdi soruyorum kardeşim. Şimdi de Furkan diyoruz. Furkan'ın Bekir'den eksiği ne? Hocam bana göre artısı daha fazla. Bizim çocuğumuzu niye oynatmıyoruz o zaman? Şimdi dönecek hocam. Şimdi oraya geldi sıra. Bilemezsin dönüp dönmeyeceğini. İstersen hocam ama reklama Furkan'a gitmeden. Furkan'a yaptığımızı da Bekir'e yapmayalım. Yapmayalım. Doğru. Yani Furkan'ı iki maç kötü oynadı diye harcadık. Bekir'i de bir iki maç kötü oynadı diye, üç beş maç kötü oynadı diye harcamayalım yani. Bu da doğru değil. Hocam görüntü yok. Zaman daraldığı için çok önemli görüntü şeyi verecektim. Hocanın basın açıklamasını verecektim. O zaman biz yine maçla ilgili yorumumuzu devam edelim o zaman, evet, biz. Şimdi maçla ilgili aslında söylenecek sözler ana hatlarıyla bunlar. Ama o zaman hocam Ofi'yi konuşalım. Şimdi maçın da önüne geçen olay maç sonunda Ofiyadun'un olmaması, takımın mağlup olması ve bu mağlubiyet sonrasında basın toplantısında Ümit Özat'ın Ofeyodu ile ilgili sözleri. Ben basın toplantısında Ümit Özat'ın Ofeyodu ile ilgili bu sözlerini duyduktan sonra dedim ki ana Samsun Spor'da büyük bir kriz varmış. Çünkü biz bir akşam önce idmandaydık. Yani cuma akşamı idmandaydım ben. Sonuna yetiştim hatta. Her şey güllük gülistanlık. Çok neşeli bir idman. Yöneticilerin, başkanın morali, keyfi yerinde. Hatta Ofi'ye çıkarken niye selam vermiyorsun dedi. Evet, yani hocanın keyfi yerinde. Hı. Futbolcular iyi çalıştı, geldiler, gittiler. Her şey yolunda, gayet güzel. Hiç beklemediğimiz bir şey. Ha, hafta içerisinde Ofeyodu'nun Antalya Spor'la İstanbul'a gidip, hatta ya da Antalya'ya gidip transfer görüşmesi yaptığına ilişkin haberler zaten basında, medyada yer almıştı. Ama üzerinde çok durulmamıştı. Çünkü bu yeni bir şey değil ki. Geçen sene de Ofiyodu ile ilgili bu tür söylentiler çıkmıştı. Sezon sonu Antalya Spor'un Embilla ile birlikte Ofiyodu'yu da istediği biliniyor herkes tarafından. Hatta bir görüşme yapıldığına dair haberler de yayılmıştı. Bu yeni bir haber değildi. O yüzden bunun üzerinde de çok fazla durulmadı işin açıkçası. Ama Ümit Hoca basın toplantısında öyle şeyler söyledi ki. O zaman hocam yani reklama gidelim bir hava. Hocam reklama gidelim de o basın toplantısını herkes merak ediyor. Yani dediğin gibi. Cem, çünkü reklama gidelim, hemen onun peşine basın toplantısını verelim. Tamam. Evet, kısa bir reklam aramız var. Bizden ayrılmayın. O basın toplantısını sakın ve sakın kaçırmayın. Cep Telefoncu'nun sunduğu Spor 55 devam ediyor.